Selamlar. Bu seride sizlere kontakt altında bulunan ses bankalarımı tanıtmayı hedefliyorum. Açtığım canlı yayınlarda bununla ilgili çok soru aldım. Birçok soru aldım. Yüksek ihtimalle kanalımda bulunan arkadaşlar, beatmaker kardeşlerim, ses bankası ihtiyacındalar. Ses bankası eksikliği çekiyorlar. Ben de hazır bu pandemi döneminde, internetimin kesildiği dönemde, yani oyunlardan müziğe fırsat bulduğum bir dönemde bu kardeşlerimin ihtiyacını gidereyim dedim. Daha önce Nexus videosu çekmiştim zaten. Hatırlarsınız, Nexus'la ilgili bir ses bankası videosu çekmiştim. Bu sefer kontakla ilgili videolar çekmeyi hedefliyorum ve bütün hepsine kendi siteme yükleyeceğim. Yani daha kolay, daha rahat, limit olmadan indirebilmeniz adına. Başlayalım arkadaşlar. Bu videoda Etnik Audio'nun Breath of Anatolia bankasını tanıtacağım. Bu etnik sesler, işte düdüktür, kavaldır, meydir, tulumdur falan, klarnet, mlarnet, bunları tanıtacağım. Ki gayet kaliteli, hatta baya baya kaliteli sesler bunlar. İşte ayarlarını ne yaparsak nasıl bir ses elde ederiz, nasıl bir sound elde ederiz, bunu göstereceğim. Ben videoya başlamadan önce bir proje oluşturdum zaten. Keyspace kullandım. Keyspace'i de paylaşacağım ilerleyen videolarda. Keyspace'de şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Tuşlu çalgılarda bildiğiniz bütün enstrümanlar, aklınıza gelebilecek hepsi. Hepsini barındıran ve ciddi anlamda acayip derecede kaliteli bankalara sahip 70-80 GB'lık bir ses bankası. Bu ses bankası. Başlayalım. Ben ilk önce oluşturduğum projeyi dinletmek istiyorum. Şimdi tanıtmak istediğim Etnik Audio'nun ses bankası paketine açalım. Ben bunun için Kontakt 6 kullanıyorum. Siz bu bankayı Kontakt 5'te de çalıştırabilirsiniz. Kontakt 4'te çalışmaz. Kontakt 5 ve sonrası için çalışıyor bu banka. Bu arada saat gece 1.30, uykusuzum biraz, o yüzden kusuruma bakmayın şimdiden. Yarın da internet sorunum çözüleceği için video çekmeye vakit ayıramam diye şimdi çekeyim istiyorum. İlk önce birkaç key basalım. Bu arada kaydımızı yapıyoruz değil mi? Sorunsuz. Evet, sorunsuz kaydımızı yapıyor. Tamam. Duyduğunuz gibi bu ses böyle. Şimdi diğer seslere geçelim. Düdük A'dan düdük C'ye. Bunu en iyisi 2 dakikada yazayım ben. Hiç sonradan kafa karışıklığı olmasın. Bunun en güzel yanı da arkadaşlar, bu nefesli çalgı
paketinin en güzel yanı da bunu lead şeklinde de kullanabiliyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim, koma verebiliyorsunuz, icaz yapabiliyorsunuz. Bunun en güzel yanı bu. Bu ses bankasının. Şöyle ben solomu bir yazayım. Geri getir ama. Evet. Şimdiki dinleyelim. Şimdi arkadaşlar bu koma muhabbeti, icaz muhabbeti bankaları tanıttıktan sonra özellikler kısmına geldiğimizde bunları anlatacağım. Şimdi sırasıyla ben bu soladaki ses bankalarını dinleteyim size. Bu solaya oturttuğum ses bankalarını, oturtacağım ses bankalarını. Düdükçe'yi dinledik, A'yı da dinledik. Kaval'a geçelim. Kaval, Şahin Kağan'ın kaval çalabiliyor mu muhabbeti aklıma geldi. Geçelim. Kavala. Şöyle meyimizi dinleyelim bakalım. Şimdi May 2'yi dinleyelim. Bak, şu an video çekiyorum. Sen benim videomu mahvediyorsun ama. Mahvediyorum. Tabii. Münasebet. Değil mi? Kesinlikle ne münasebet. Aa. Evet, ben şimdi kulaklığımı alayım, sen kop. Hayır. Arkadaşlar, hayır arkadaşlar. Arkadaşlar, videoyu mahvetmiyorum değil mi arkadaşlar? Söyleyin, yorumlara yazın. Ama mahvediyorsun, mahvetmiyorsun. Ama şu an mahvediyorsa, mahvediyorsun
Ama bak, ama bak şu an yayında değiliz. Videodayız. Eğitim videosu çekiyorum ben. Tamam mı? O yüzden mahvediyoruz. Tamam. Devam edelim arkadaşlar. Bunu dinletmiştim zaten az önce. Şöyle üçüncü meyimize gelelim. Şöyle bu meyin bas tonlarında, bas ses frekanslarında olan versiyonunu dinleyelim bir de. Bir de tiz frekanslardaki halini dinleyelim. Yine devam ediyoruz. Genel olarak meyler zaten aynı. Bu tonlarda notalar yok. Tamam. La son. Devam. Bu da ney? Aga be, buna sigara yakarım. Devam edelim. Yine devam edelim. Tulum. Şimdi bunu anlatmak istediğim bir şey var bu enstrümanda. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Mesela ben klavyemin T tuşuna basayım. Basılı tutuyorum. Ya da şöyle yapalım. Yani şöyle düşünün. Şunu sonuna kadar uzatayım. Gibi. Eğer bunu sonuna kadar uzatmazsanız burada yine şaşıp beşer olacaktır bu. O yüzden sonuna kadar uzatın bunu da. Kullandığınız zaman. Yine tulum 2'ye gelelim. Bunda bir yanlışlık var. Bu terslikte bir iş var. Bir dakika. Şunu bir şöyle uzatayım tekrar. Tamam, bir terslik yokmuş. Yani bunu sonuna kadar uzatmadığınızda onu veriyor. Hatalı nota veriyor. Tamam.
Geçelim. Klarnet. Evet. Bunu biraz kısayım. Arkadaşlar, bu klarnet gerçekten çok kaliteli bir klarnet. Hani bu canlı enstrüman olduğu o kadar belli ki, yani canlı kaydedilmiş olduğu o kadar belli ki gerçekten ben Etnik Audio'nun klarnetini ciddi anlamda çok seviyorum. Ve hani piyasada duyduğunuz klarnetli bitlerin %90'ı bu VST ile yapılıyor zaten. Bunu şöyle uzatarak bir dinleyelim bakalım. Efsane. Şimdi ikinci klarnete geçelim. Bu biraz daha yapay bir klarnet olduğu belli ama klarnet bir gerçekten harika. Zurna. Şöyle dinleyelim. Zurnayı seven çok insan var ama bana rahatsız edici bir enstrüman gibi geliyor. Ben o yüzden çok fazla kullanmıyorum. Zaten titrek zurna belli zaten buradan da. Vibrasyon yazıyor. Yine gelelim. Of. Bu çok tiz. Bunu bir... Şöyle dinlersek daha iyi olur. Bilmiyorum, bunu beatmaker arkadaşlar bu zurna seslerini kullanır mı? Belki trap beatlerde falan olabilir ama daha çok çalgı çengi işiyle uğraşan arkadaşlarımız kullanır diye düşünüyorum zurnaları. Şöyle. Şimdi bu zurna biraz daha güzel. Melankoli beatlerde ya da storytelling beatlerde kullanılabilir. Zurna A. Zurna C'ye bakalım. Çok tiz. Son olarak zurna C. Ben bu zurna A haricindeki zurnaları, şu zurna dışındaki zurnaları beatlerimde kesinlikle kullanmam. Ama zevkler ve renkler tartışılmaz tabii ki. Benim amacım bütün bankaları, bütün sesleri tanıtmak. Şimdi arkadaşlar, bunu bir dahaki videoda, önümüzdeki videoda tanıtacağım. Bunları da aynı şekilde. Klarnetle, klarnet 1 ile VST içinde neler yapabiliyoruz? Bunu inceleyelim. Şimdi şu legato'ya bir basalım. Thank you.
Arkadaşlar bu legato kısmı biraz da gecikmelerde hani gecikme olduğu zaman seslerde ayarlayabileceğiniz, kullanacağınız kısımlar. Bu mikrotonal dediği şey de şu. Mesela midi klavyeniz yok değil mi? Şimdi midi klavyeniz olmadığını varsayalım. Hani midi klavyede bu klavyenin sol tarafında sol mu lan? Aynen sol tarafında iki tane konsol var ya. Bu pick band konsolu diyorlar. Pick band yapıyorlar yani falan diye oluyor böyle. Onu yapmak için kullandıkları bir alan bu. Ben bunu hiç kullanmadım. Şöyle bir deneme yapalım. Bakın mesela. Şöyle sıfır da olsun. Diğer notamız ne? Mesela şuna şöyle bir şey yapayım. Bu da pigment yapmanızı sağlayan bir şey. Şöyle diğer kısma gelelim. Efekt kısmı. Buna bir clear yapalım. Kapatalım. Arkadaşlar bir tane reverb, bir tane delay. Bu şey yankı. Bir de low, mid, high sesleri ona göre hani bu equalizer desek daha iyi olur buna. Bir de equalizer'ımız var alt tarafta. Yani deneyelim hepsini. Bakın farkındaysanız low seviyeyi düşürdüğümde tamamen bası kapanmış oluyor klarnetin. Biraz daha tizleştirip boğuklaştırıyor bu mid kısmında. Bu boğuklaştırıyor, biraz daha tizleştiriyor, daha da tizleştiriyor. Zaten bunu böyle yaptığımız zaman aradaki farkı da anlıyorsunuz burada oynadığım zaman seslerle. Arkadaşlar Etnik Audio Ses Bankası'nın içindeki efekt kısmı mikrotonal ve legato kısmını da bu şekilde anlattım. Başka bir muhabbeti yok. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Açıklamada bıraktığım linkten Ses Bankası'na ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Bunların kurulumu ile ilgili de bir video çekeceğim. Kontakt altının kreklenmesi ve kurulumu ile ilgili. Bütün adımları teker teker takip ederek bütün her şeyi kullanabilirsiniz. Ses Bankası'nı sağlıklı bir şekilde kullanabilirsiniz. Sürçülisan eylediysem affola. Yanlış bilgi verdiysem daha da affola. Yanlış bilgi verdiğimi düşünmüyorum ama. Neyse. Kusuruma bakmayın. Uykusuzluk eseri diyelim. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın kanalıma.